Asrın en büyük ilahi gizemleri, bilimsel kanıtlarıyla. Dünyayı sarsan yeni keşifler. Bilim adamlarının sunumu ve tüm kanıtlarıyla. Kur'an'da, Mekke'de, Kabe'de, Hazreti Muhammed'in hayatında ve tüm evrende altın oran. Kaderin mührü. Güneş ve cehennemin akılları durduran 109 kodlu mesajı. Kur'an'daki insanüstü simetrik tasarım. Yeryüzüne kazınmış kutsal ruh, altın silüet. Hac'daki Allah nişanı. Kıyamet, yaratılış ve evren hakkındaki çarpıcı gizemler. Değişmeden önce kutsal gizemler başlıyor. Herkes bir şeylere inanır. Aslında bakılırsa insanın kesin bir bilgiyle bir şeyi bilebilmesi çok güçtür. Gördüğümüz upuzun bir rüya mı? Ya da halüsinasyon veya hologram mı? Kim bilir, belki de yüksek bir teknoloji ürünü deney canlılarıyız. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, bir şekilde bilincimizin var olduğu ve bunu kendi kendimize yapacak güce sahip olmadığımızdır. Yani tek gerçek bilgimiz aslında birileri ya da bir güç tarafından var edildiğimiz, var oldurulduğumuz. Aramızda kendi kendini var edebilecek güce sahip olan hiç kimse var mı? Yapabileceğimiz tek şey ihtimaller içinden en doğru ve en güzel görünenini seçmek, biricik yaşam şansımızı yürekten inanarak en muhteşem şekilde değerlendirmeye çalışmaktır. Fakat ya gerçekte inandığımızı sandığımız şeye inanmıyorsak? Bir öğrenci sınavını geçmek için onlarca kitap okur. Hatta anlamadığı yerleri uzman kişilerden sorup öğrenmeye çalışır. Peki sonsuz ödül ya da çok büyük bir ceza ile sonuçlanacağına inandığımız büyük hayat sınavını geçmek için rehber olan kitabı baştan sona dikkatlice okuduk mu? Yoksa sadece başkalarından duyduğumuz birkaç sözle yetinir ve kitabın kendisine inanmak yerine kitabın doğru olduğunu söyleyen birkaç kişiye İnanma kolaycılığını mı seçtik? Milyarlarca insan ağır koşullarda biraz daha rahat bir hayat sürebilmek için sürekli çalışıyor. Peki sonsuz cennet ve yaratıcının sevgisini kazanmak için ne kadar çalışırız? Neredeyse hiç, değil mi? Bilinçaltımıza geliştirdiğimiz gizli ve gerçek inancımız davranışlarımızla kendini ele veriyor. Gerçekten ne kadar inanıyoruz? İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Onlar namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bol bol dağıtırlar. Biz inanmış kişilerin sahip olması gereken özelliklere sahip miyiz? Gelirlerimizden bol bol Allah yolunda harcıyor, namazı dosdoğru kılıyor ve Allah aşkı ile onun ismini duyunca yüreklerimiz dahi en derinden titriyor mu? Ya da aslında tüm insanlık gibi kutsal kitaba inandığımız konusunda kendi kendimizi mi kandırıyoruz?
Kur'an, insanoğluna sonsuz ve mutlu bir yaşamın gerçek olduğu farklı bir boyutu ve ona ulaşma yolunu tarif etmektedir. Bu konuda yol gösterici tüm işaretler ve deliller, insanlık için sonsuzluk yolunda hayati değere sahiptir. Ölüm ve yokluk, mutsuzluk ve sıkıntı çıkmasını aşmanın yegane yolunda ilerlememizi sağlayan her iz ve işaret eşsiz bir öneme sahip olacaktır. Altın oran 1,618. Matematikteki en gizemli sayı. Leonardo da Vinci bu sayıya ünlü matematikçi Luca Pacioli ile ilahi oran ismini vermiş ve bu gizemli sayıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu sayıya saplantılı şekilde bağlanan da Vinci dünyanın ilk altın oran ölçebilen pergelini icat etmişti ve hemen her tablosunda kusursuzluğu ve dengeyi yakalamak için bu gizemli oranı kullanıyordu. Gezegen yörüngelerinin eliptik yapısını keşfeden ünlü astronom Kepler, altın oran sayısı için büyük bir hazine ifadesini kullanıyordu. Güneş sisteminin yapısını altın oranı kullanarak açıklama yoluna gitmişti. Bulunduğu sistem içinde seçkinlik ve güzellik vasfı olan tüm canlı ve cansız objeler simetri ve altın oran temel tasarım alınarak çeşitliliği sağlayacak bir esneklik payı içinde yaratılıyordu. En güzel canlıların yüzlerinde ve bedenlerinde ışığın yarı saydam tabakaları arasındaki yansıma sayılarının artış sisteminde, bitkilerin filotaksi denen yaprak dizilim kuralında ve evrende sayısız yerde altın orana göre dizayn edilmiş bir tasarım bulunmaktadır. ...1989'da Adelaide Üniversitesi'nden Profesör Paul Davis, dönen kara deliklerin termodinamiğinin altın oranla ilişkili olduğunu keşfetti. Altın oranın sanatta ve bilimdeki varlığı ile ilgili, akademisyenlerin kaleme aldığı binlerce kitap ve saygın bilim dergilerinde yayınlanmış makaleler bulabilmek mümkündür. Günümüzde 16'ya 9 olarak tasarlanan LCD televizyonlar, kredi kartları gibi pek çok mimari ve endüstriyel obje, insan gözüne en estetik görünümü verdiği için altın orana göre tasarlanmaktadır. Avrupa'ya modern rakamları öğreten, Müslüman bilim adamlarından eğitim almış ünlü matematikçi Fibonacci, birden başlayarak artan ve altın oranı doğuran gizemli bir sayı dizisinin kâşifi olarak ünlenmiştir. Bu sayı dizisi, yaratılışın teklikten yani bir sayısından doğuşuna dair izler taşıyordu. Bir sayısı, yani Arapçadaki adıyla vahid, aynı zamanda Yaratıcının Kur'an'daki en önemli isimlerinden biriydi. Altın oran ve bir sayısı arasında sıra dışı bir ilişki bulunuyordu. Bir sayısı ile kesirli toplamlarının iç içe geçmiş çoklu yansımaları şeklinde kendini gösteren bu işlem altın oranı veriyordu. Görünüşü bir ile başlayıp bir ile devam eden yaratılışı çağrıştırıyordu. Bir sayısının şekildeki gibi kare köklerinin sonsuza doğru toplamı da altın oranı veriyordu. Altın oran sayısının karesini almak için sayıya bir eklememiz yeterlidir. Çarpma işlemine göre tersi için ise sayıdan bir çıkarmamız gerekir.
matematikte benzeri özellikler taşıyan başka bir oran ya da sayı bilinmemektedir. Yaratıcının bu görkemli sayısal mührü, dünya ve ayın tasarımında dahi kendini net bir şekilde göstermektedir. Dünyanın yarı çapını bir birim olarak kabul edelim. Dünya ile ay birleştirildiğinde merkezleri arasındaki mesafe altın oran sayısının karekökü olmaktadır. Oluşan dik üçgenin öteki kenarı da altın oran sayısını vermektedir. Güneş ve Ay hesaba bağlıdır. Her birinin her şeyi. Dünyaca ünlü estetik cerrah Stephen Marcoot, 25 yıl süren büyük araştırmasıyla altın orana göre dizayn edilmiş insan bedenleri ve yüzlerinin istisnasız herkes tarafından orantılı ve güzel bulunduğunu yaptığı büyük deneyle göstermişti. Orantılı görünen bir insan yüzünün temel oranları 1,618'den uzaklaştırılırsa yüzün estetiği bozularak orantısız görünecektir. Doğamıza kazınmış ölçü. Güzelliğin ve estetiğin şifresi. İnsanoğlunun kalbine aşkın ve tutkunun tohumunu atabilecek büyük güce sahip gizemli sayı. Bir insanın yüzüne baktığımızda bazen ağzını biraz geniş, yüzünü biraz uzun bulmamıza neden olan orantı arayışının kökeninde güzelliğin ve aşkın sırrını içinde saklayan DNA'larımıza kodlanmış bir şifre vardı. Birin var ettiği 1,618. Thank you.
Peki ya dünyamızın altın oran noktası nerededir? Hristiyanlığın merkezi Roma. Modanın başkenti Paris. Sihrin ana vatanı Mısır. En kalabalık şehir New York. Ya da binlerce şehirden herhangi biri mi? Hayır. Kur'an'da şehirlerin anası olarak övülen, en kutsal ve ilahi merkez olarak tanıtılan Mekke'nin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618, yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı da yine 1,618'dir. Mucize bununla bitmez. Tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de dünyanın altın oranı Mekke şehrindedir. Mekke'den günlerin değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618'dir. Ayrıca Mekke'nin gün dönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi altın oran, yani 1,618 sayısını verir. Dünyanın her boylamda farklı çaplara sahip olması, tektonik düzlükler, gelgitlerle okyanusların çap değiştirmesi ve benzeri sayısız etkene dayanan küçük farklara rağmen, tüm ölçüm sistemlerine göre altın oran noktası, Mekke il sınırlarından asla dışarı çıkmaz ve Kabe'yi içine alan kutsal bölge dairesinde kalır. Dünyada binlerce şehir varken neden altın oran noktası Mekke sınırları içindedir? Mekke'nin dini terminolojide hayırlı olarak nitelendirilen ve insan doğasına da uygun düşen sağ yöne ve seçkin olarak kabul edilen üst noktaya yerleştirilmesi de son derece anlamlı bir konumlandırmadır. Bakır Aleyhisselam'ın belirttiği üzere Allah Hazreti Adem'e Kabe'yi nefsine en güzel gelen bölgeye yerleştirdiğini ifade etmiştir. İnsan nefsine kendi ruhundan üfleyerek altın oranı sevdiren yaratıcının kendi nefsi de altın oranı sevmiş ve en seçkin eserlerini bu orana göre dizayn etmiştir. Evrende öyle muazzam bir denge ve öyle mükemmel bir kusursuzluk var ki, bu durum bir kas ve iradeyi, yani tesadüfün olmadığını göstermektedir. Ünlü bilim adamı Einstein, evrende tesadüfün olmadığını şu veciz sözle ifade eder: Tanrı zar atmaz. Yine ünlü bilim adamlarından Galileo der ki, doğanın büyük kitabı veya kainat kitabı yalnız onun yazıldığı dili bilenler tarafından okunabilir. Bu dil matematiktir. Artık birçok bilim adamı tarafından bilinen ve kabul edilen altın oran, yani 1,618, insan yüzünde bulunduğu gibi ay çiçeğinde, çam kozasında ve deniz kabuklularına kadar birçok varlıkta kendini göstermektedir. Madem en küçük varlıktan en büyüklerine kadar bir ölçü ve bir nizam görülmektedir, elbette milyarlarca insanın yöneldiği bir noktanın koordinatlarının da bir anlam taşıyabileceği, belli bir oranı yansıtabileceği akla uzak değildir. İşte bu bağlamda Kabe'nin yerinin altın oranla bir ilişkisi olabileceği düşünülmüş ve gerçekten ölçülerin altın oranı yansıttığı tespit edilmiştir. Yani
insan simasındaki bir oran, dünya simasında da görülmüştür. Sadece kutup noktalarına göre değil de siyasi mülahazalarla 1844 yılında Batılı devletlerce çizilen ve daha sonra tüm dünyanın ortak yer belirleme dili haline gelen enlem, boylam ve GPS değerlerine göre de altın oran noktasının Mekke'de bulunması başka bir büyük gerçeği daha ortaya çıkarmaktadır. İnsanoğlunun çizdiği çizgiler ve sınırlar dahi ilahi sınırların ve kaderin dışına çıkamamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığın imanına vesile olacak açık delillerin varlığından bahseden Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile altın oran arasındaki bağıntı evrenin yaratıcısı tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47'dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 bölü 1,618 eşittir 29. Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi, eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı, bu oran asla oluşmayacaktı. Hiçbir zorlama olmadan dünya üzerinde yaptığımız aynı işlemi yaptık ve harf sayılarının Mekke'yi ve altın oranı işaret eden muhteşem uyumuna şahit olduk. Tüm bu işaretler göstermektedir ki, dünyayı ve matematiği yaratan, tasvir edilmesi imkansız muhteşem güç, yani Allah ile Kabe'nin ve kutsal şehrin yer belirleyicisi ile Kur'an'ın sahibi aynı ve tek ilahtır. O, bu mucizelerle geleceğe ve insanların ortak dillerini önceden bilerek onlara işaretler verdiğini tüm insanlığa hatırlatmaktadır. Kutup noktası bir topacı andırırcasına sürekli küçük daireler çizerek hareket eder. Ve bu altın oran noktasının da daireler çizmesine neden olur. Buna Chandler hareketi denir. Fakat bu tavafa benzeyen, yani soldan sağa doğru olan helezonik hareket yine Mekke sınırlarında gerçekleşir ve dairesel döngüler halinde kutsal şehirdeki gezisine devam eder. Mekke kıtaların hareketlerine rağmen insanlık tarihi ve dinin dünyaya indirildiği günden itibaren altın oran noktasına sahiptir. Kıtasal kaymalar binlerce yılda ancak birkaç metre olabileceğinden, altın oran noktası çok da uzak olmayan kıyamet anına kadar Mekke, kutsal bölge sınırlarında kalacaktır. Çünkü kutsal bölge olarak tanımlanan, inançsızların ve ihram giymemişlerin girmesi Kur'an ile yasaklanmış olan Mikat bölgesinin sınırları, Medine il sınırından başlayıp Kabe'yi içine alan geniş bir daireyi kapsar. Dünyanın altın oran noktasının Mekke şehri olduğu açıktır. Peki ya Mekke şehrinin altın oran noktası neresidir? Dünya yörüngesine 23 derece kadar eğik durmaktadır. Uzaydan bakıldığında Mekke'nin en kuzey sınırına olan uzaklığı ile en güney sınırına olan uzaklığının altın oran noktasını aldığımızda tam olarak Kabe'nin üzerine düşmektedir. İnternetten ücretsiz kullanılabilen Google Earth yazılımıyla Mekke'nin ölçülerini
GPS kullanarak hesaplamak oldukça kolaydır. Bu durum bizlere, ikinci kez, siyasi olayların ve kararların dahi ilahi bir yönlendirmeyle yapıldığına güçlü bir delil teşkil etmektedir. Çünkü uzaydan bakıldığında Mekke'nin altın oran noktasının Kabe'nin ancak bir ev kadar büyük olan çatısının tam ortasına düşmesi milyonda bir ihtimaldir. Her şey anlamsız bir tesadüf mü? Yoksa muhteşem ve kontrollü bir sistemin içinde nefes alıp veren canlılar mıyız? Kabe günümüzde küp şeklinde bir görünüm arz etmektedir. Acaba pek çok altın oran bağıntısının bulunduğu bu kutsal yapının kendisi neden bu orana uymayan yaklaşık bir küp şeklinde inşa ettirilmiştir? Cevap, tarihin gizemli sayfalarında saklıdır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, Kabe'nin ilk insandan bu yana var olan temellerini bulup Allah'ın emriyle yükseltmişti. Fakat bu temeller günümüzdekinden farklı büyüklükteydi. Hatim ismi verilen yarım daire şeklindeki kısım aslında Kabe'nin içindeydi fakat Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelmeden 5 yıl evvel yapılan tadilatında malzeme yetmediği için Hatim adı verilen kısım dışarıda bırakılmış ve Kabe küp şeklinde inşa edilmişti. Olması gerektiği gibi Hatim bölgesini içine alacak şekilde Kabe'nin temelleri dikdörtgen içine alınırsa yaklaşık 13.1 metre genişlik, 21.2 metre uzunluk çıkar ki bu iki uzunluğun birbirine oranı 1,618'dir. Yani Kabe belki de meleklere kadar uzanan ilk inşasında altın orana göre yapılmıştır. Ayrıca 13 ve 21 Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayıdır. Bu durumu doğrular nitelikte Ezraki'nin rivayet ettiği hadis-i şerife göre, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in yaptığı binanın duvarlarını harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örülmüştü ve en uzun duvarı yaklaşık 32 zira, en kısa duvarı ise 20 zira uzunluğundaydı. Bu rivayet esas alındığında da 32 ziranın 20 ziraya olan oranı yine altın oranı ifade edecektir. Peki yaratıcı neden Kabe'nin bir kısmının yıkılmasını sağlamış ve serbest bir giriş çıkışı olacak şekilde tarihi yönlendirmişti? Araplar sadece soylu ve zenginlerin Kabe'nin içine girmesine izin veriyor ve fakir halk Kabe'nin içinde ibadet etmekten men ediliyordu. Fakat günümüzde Hatim isimli kısımda dileyen herkes rahatça ibadet ederek Kabe'nin içinde namaz kılma şerefine erebilmektedir. Kabe'nin koordinatlardaki enlem değeri 21 derece 25 dakikadır. Kur'an'da Kabe'den bahseden ilk ayet, 2. sure 125. ayettir. Bu matematiksel uyum basit bir tesadüf olabilir mi? Kur'an'da 114 sıra numarası ve 286 ayet numarasına kadar yükselen rakamlar içerisinden Kabe'den ilk bahsedilen yerde bu rakamların yan yana gelebilme ihtimali 1/100.000'e yakındır. 2. sure 125. ayet. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Koordinatların virgülden sonraki kısmı dakika cinsinden ifade edilebildiği gibi yüzdelik kesir cinsinden de ifade edilebilir. Gelebilecek itirazlar açısından Kabe koordinatlarını 21'e 42 derece yüzdelik kesir cinsine çevirerek kıble noktası olan Kabe'yi incelediğimizde şu ayetle karşılaşırız. 2. sure 142. ayet. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları yönelmekte oldukları kıbleden çevirerek Kabe'ye yönelten nedir diyecekler. De ki, doğuda, batıda Allah'ındır. Allah
dilediği kimseyi doğru yola iletir. Yani her ne şekilde bakarsak bakalım, ayetlerde Kabe'ye bir işaret görülmektedir ki bu ancak her şeyi bilen Allah'ın ilmiyle olabilir. En güzel tasarımlara ve estetiğe sahip sayısız nimetlerin ve aşkın sembolü olan 1,618 sayısının en önemli özelliklerinden birisi de sayının önceden tahmin edilemez bir düzen içinde sonsuza dek uzaması ve tüm rakamlarının asla sayılamaz oluşudur. 16'ya 18 sayısına sahip altın oran ayetinde saymaktan bahsedilmesi ve bu sayının Allah'ın seçkin ve güzel nimetleriyle ilişkilendirilerek asla sayılamayacağının ifade edilmesi ilahi gerçeğe ilişkin bir işaret arayanlar için son derece anlamlıdır. Halbuki saymaya kalksanız onu sayamazsınız, Allah'ın nimetini. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peki daha da ileri gider ve 0-33 sayısını da hesaba katar ve harflere kadar Kur'an'ın koordinat sisteminde ilerlersek hangi sonuçla karşılaşırız? 16. sure 18. ayetin 33. harfi Allah kelimesinin tam ortasına düşmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in altın oran noktası Allah kelimesidir. Kur'an-ı Kerim kendisini bir yönüyle de tekrarlara sahip olan bir kitap olarak tarif etmiştir ve ayette bu tekrarlı yapının güzelliğinin bir yönü olduğuna işaret edilmektedir. Allah sözün en güzelini tekrarlı bir kitap olarak indirdi. Kur'an'daki sure ve ayet numaralarının toplam matematiksel değerlerindeki tekrarlar ilahi seçkinlik gücü olan altın oranı ortaya çıkaran başka bir harikulade yapıya da işaret etmektedir. Sureler sayısal değerleri toplamı itibariyle tekrarlı ve tekrarlı olmayan olarak ikiye ayrıldığında aralarındaki oranın 1,618'i verdiği görülmektedir. Kur'an'da her surenin bir sıra sayısı ve bir de ayet sayısı olmak üzere iki matematiksel değeri vardır. Örneğin Bakara suresinin sıra sayısı 2, ayet sayısı 286'dır. 286 artı 2 eşittir. 288 ise Bakara suresinin toplam sayısal değeri olarak ifade edilebilir. Kur'an'daki tüm surelerin toplam sayısal değerlerini görüyorsunuz. Bu sayılardan bazıları tekrar etmekte, bazıları tekrar etmemektedir. Örneğin, İnsan ve Buruç surelerinin sayısal değeri 107'dir. Bu nedenle sayısal değerleri tekrar eden sureler grubundadırlar. Fatiha suresi 8 sayısal değerine sahiptir ve başka bir sure bu değere sahip olmadığı için sayısal değeri tekrar etmeyen sureler kümesindedir. Sayısal değerleri mükerrer olan surelerin değerleri toplamı İnsan ve Buruç sureleri gibi 7906'dır. Sayısal değeri sadece kendine has olan, hiçbir şekilde tekrar etmemiş surelerin sayısal değerleri toplamı 4885'tir. 7906 bölü 4885 eşittir 1,618'dir. Yani Kur'an'daki tekrarlı sure değerlerinin tekrarsız sure değerlerine oranı tam olarak altın oranı verir.
Dünya uzaydan bakıldığında yörüngesine göre 23 derece eğik görünmektedir. Eğer dünyanın yörüngesine dik bir çizgi Mekke şehrinden Makam-ı İbrahim'in gösterdiği yöne yani kuzeye doğru yükseltilirse, şaşırtıcı bir şekilde Mekke, Kudüs ve İstanbul'un aynı düz çizgi üzerinde yer aldığı görülecektir. Yaklaşık Mekke'den Kudüs'e 1200 kilometre, Kudüs'ten de İstanbul'a 1200 kilometrelik birbirine eşit mesafe vardır. Peki altın hat ismi verilen, dünya yörüngesine dik çizilmiş bu güzelmiş çizgi neden İstanbul'u işaret etmektedir? Şüphesiz İstanbul önce Hristiyanlığın yönetim merkezi, sonra da Müslümanlar tarafından fethiyle birlikte İslam'ın yönetim merkezi ve baş şehri olmuştur. Hadislerde övgüye mazhar olmuş bu şehir, hilafetin simgesi sayılan kutsal emanetlere de ev sahipliği yapmaktadır. Fakat İstanbul asıl gizemini altın çağla olan ilişkisinde saklamaktadır. Altın hat üstündeki bölgeleri bir araya getirdiğimizde, sanki bölgenin gizemli ruhunu yansıtan ibadet halinde bir insanın silüetiyle karşılaşırız. Bu şekil, dişil bir görünümü olan, dizleri üzerine çökmüş, elleri göğsü üzerinde boynu bükük namaz kılan, ince ve sivri topuklu ayakkabı giyen, bol elbiseli bir insanı çağrıştırır. Onu hayal ürünü bir coğrafi benzetme olmaktan çıkaran pek çok gizeme sahiptir. Bu silüetin bedeninde altın hat merkezleri olan şehirler tarihsel sürecin kendilerine verdiği role uygun olarak yer almışlardır. Mekke'nin şehirlerin anası olarak ilahi yaratış ve doğum merkezinde, Kudüs'ün, vahyin ve ilhamın indiği kalp merkezinde, İstanbul ve Anadolu'nun ise beyin ve yönetim merkezinde yer alması tarihine bakıldığında son derece anlamlıdır. Diğer bir gizem ise silüetin tavrında ve hareketlerindedir. Kıtaların ve fay hatlarının sürüklenmesinden kaynaklanan bu hareket, şekilde görüldüğü gibi secdeye doğru giden ve gittikçe başını eğen bir insanı ifade etmektedir. Ayrıca dünyanın 23 derecelik eğimi ile uzaydan görünüş baz alındığında Mekke'nin ekvatoru olan uzaklığı ile İstanbul'un Mekke'ye uzaklığı birbirine eşit olacaktır. Müslümanlar binlerce yıldır Kabe'nin etrafında döndükten sonra say ibadetini yaparlar. Bu ibadet, Kabe'nin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan iki yükselti arasında gidip gelerek ifa edilir. Namaz görselliği ile hiçliğin ve aşkın ifadesidir. Hac ise tüm varlıkların yaptığı kozmik bir ibadettir. Moleküller, yıldızlar ve gezegenler tek bir merkez etrafında boyun eğerek dönerler. Peki, hacılara emredilen say, yani ileri ve geri yürüme ibadeti neyi sembolize ediyordu? Bugüne dek bu konu hakkında bilinen tek şey, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer'in bu iki tepe arasında dua ederek oğlu Hazreti İsmail için su aradığıdır. Fakat dünyada evladı için çok daha büyük fedakarlıklar yapan pek çok kişi vardır. Bu olay, say ibadetini yapmanın nedenini değil sadece şeklini göstermek için. Peki milyarlarca Müslümanı bu iki tepe arasında binlerce yıldır yürüten gizem neydi? Cevap her zaman olduğu gibi binlerce yıl sonra ortaya çıkmak üzere Kur'an'da saklıydı. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın işaretlerinden. Şiar olarak okunan işaret, nişan, gösterge ve bazen de hüküm manasına gelen bu kelime içinde pek çok sırrı barındırmaktadır. Kurallarına uygun şekilde Hacerül Esved işaret taşından başlayarak Kabe'nin etrafında 7 kez tavaf ettikten sonra Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine en kısa yolu izleyerek 4 kez giden
ve üç kez gelen bir hacının ayak izleri Allah sembolünü ortaya çıkarmaktadır. Allah için yürüyen bir kişinin yürüdüğü yola ayetle belirtildiği gibi Allah sembolü gizlenmiştir. Böylelikle gökten bakıldığında Safa ile Merve Allah'ın şiarına dönüşmüştür. Tavaf yapmadan sadece say yapan bir kişinin ayak izleri dahi Allah kelimesinin E harfi düz yazıldığı şeklini vererek her şekilde Allah'ı ifade eden bir sembol haline almaktadır. Biz elbette insanı en güzel ölçüde yarattık. Tin suresinin 4. ayetinde insanda kullanılan ölçünün en güzel ölçü olduğu ifade edilmiştir. Şüphesiz insanda kullanılan iki temel ölçü simetri ve altın orandır. Aynı şekilde bu ayet ve sure arasındaki ilişkide de hiçbir zorlama olmadan tesadüfen olması imkansız şekilde bu bağıntıları göreceksiniz. Tin suresi 8 ayettir. İnsanın yaratılış ölçüsünü anlatan ayet 4. ayettir. Yani bu ayet sureyi simetrik bir şekilde yarısından bölmüştür. Tüm harflerin sayısı 171. En güzel ölçü ayetinden sure sonuna kadar 105 harf vardır. 171 bölü 1,618 eşittir 105. En güzel ölçü ayetine kadar kelimelerin toplam sayısı 13. Bu ayetten sure sonuna kadar kelime sayısı 21'dir. Bu sayılar altın oranın kaynağı olan Fibonacci dizilimindeki ardışık iki temel sayıdır. Tin suresinde altın oran için daha pek çok işaret vardır. Ki onların Rablerinin elçiliklerini hedefine tam ulaştırdıklarını bilsin. Allah onların katında bulunan şeyleri kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıya bağlamıştır. Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu İslam hakkında bazı yanlış ön yargılara sahiptir. Gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan bu ön yargılar, planlı bir provokasyonla gayrimüslim halkın neredeyse tamamına yakınının ortak görüşleri haline getirmiştir. Bizler nasıl Taoizm, Budizm gibi 1 milyardan fazla inananı bulunan inanan sayısı açısından çok büyük dinler hakkında dahi sadece kulaktan dolma bir şeyler biliyor ve araştırmıyorsak, diğer dinlerdekiler İslam hakkında aynı şekilde ön yargılı ve duyarsızdır. Peki onlara gerçeği ve hakikati son derece etkili ve ikna edici bir şekilde anlatmanın en etkin ve hızlı yolu hangisidir? Dünyanın en zengin ya da güçlü kişisi dahi birkaç milyar insanı bir araya getirip yaklaşık 2 saat süren detaylı bir mesajı anlatma gücüne sahip değildir. Günümüzde bu olağanüstü fenomeni gerçek kılan tek bir araç mevcuttur. Nedir bu anahtar rolüne sahip en zoru kolay kılan Asa-yı Musa? Sinema. Dünyada hiçbir kitap, uzun içerikli bir mesaj ya da 2 saatlik bir sesleniş birkaç milyar insan tarafından ilgiyle takip edilmemiştir. Ancak Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Matrix, Cesur Yürek, Titanic gibi filmler her dinden milyarlarca insan tarafından büyük dikkatle ve belki de birkaç kez izlenmiştir. Bu ve benzeri filmler yapımcıların büyük giderlerini karşılayarak daha iddialı film projeleri yapmalarına da olanak vermiştir. Eğer Müslümanlar olarak
içinde en ikna edici delillerin bulunduğu birkaç film çekilmesi başarılabilirse, bugüne kadar insanlık tarihinde belki de hiçbir inanmış topluma nasip olmayan, neredeyse istisnasız tüm insanlığa hakkı anlatma ve tebliğ yapmış olma bu şekilde 10 milyonlarca insanın kısa sürede İslam'a geçmesiyle sonuçlanabilecek bir projedir. Yaratıcı 3 milyon yıllık insanlık tarihinde hiçbir zaman sahip olmadığımız internet, televizyon, bilgisayar ve sinema gibi imkanları vererek dünyayı kültürel paylaşımın derhal mümkün olduğu küçük bir köye çevirmiştir. Neden? Kur'an'ın en büyük mucizeleri ve bilimsel kanıtları yine aynı çağda ortaya çıkmıştır. Bunda elbette Allah'ın büyük bir planı vardır. Elimizde Kur'an'ın insanüstü ve ilahi yapısının gerçekliğini ispatlayacak sağlam deliller vardır. Bunlar pek çok bilim adamının da kontrolünden ve onayından geçmiş, bizzat yaptıkları sunumlarla elimizde bulunmaktadır. Ayrıca İncil'de ve Tevrat'ta Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i haklılığını ispatlayacak son derecede sağlam kanıtlar hala saklıdır. Sağduyu sahibi objektif bir insanı İslam'a inanmasına vesile olacak yeterli deliller mevcuttur. Geriye sadece bu müthiş bilgi hazinesini dünya ile paylaşmaktan başka hiçbir şey kalmamıştır. Çekilen son derece ikna edici ve sürükleyici bir film ya da belgeselin tüm dünya tarafından izlenebilmesi biraz gayretle mümkündür. Örneğin her hafta filmi izleyen her insan iki kişiye daha izletmeyi başarırsa, formüllere göre 21 hafta içinde, yani 6 aydan önce tüm dünya izlemiş olacaktır. Eğer zincirdeki kişilerden bazıları kimseye izletmezse, bu açığı fazlasıyla kapatmak için dünyanın en kalabalık kentlerinin meydanlarında milyonlarca ücretsiz CD dağıtılabilir ve posta kutularına bırakılabilir. Zincir maillerle internet üzerinde milyarlarca insana tavsiye yolu ile paylaşılabilir. Televizyon ve internet olmayan bölgelerde gezici sinevizyon cihazları ile toplu açık hava gösterimleri düzenlenebilir. Kısa sürede büyük kitlelere İslam'ı anlatmak için daha pek çok sıra dışı ve etkili yöntem mevcuttur. Gerçekten de filmler bir düşünceyi, fikri anlatmanın en ikna edici, en sürükleyici ve aynı zamanda en etkili yoludur. Birebir görüşmeler yoluyla yapılan tebliğde bilgi eksiklikleri, yetenekleri ve her ay ancak birkaç kişiyle detaylı konuşma fırsatı bulabilecek olmaları gibi onlarca sorun ve maliyetin büyüklüğü göz önüne alınırsa, bu akılcı bir yöntem değildir. Ancak onlarca uzman ve araştırmacının yıllar boyu titiz bir çalışma ile oluşturduğu denetimden geçmiş bir senaryo ve iyi bir film ekibiyle milyonları etkileyebilecek filmler kısa sürede düşük maliyette çekilebilir. Bir fakiri doyuran bir gün doyurmuş olur. Bir körün gözlerini açan bir süre görmesine vesile olmuş olur. Fakat bir insanın inanmasına vesile olan, onun sonsuza kadar muhteşem cennetteki mutluluğa erişip cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Bu nedenle Peygamberimizin belirttiği gibi bir kişinin imanına vesile olmak, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden, tüm mallardan, iyiliklerden ve hayırlardan daha üstün bir hayır ve kazançtır. Eğer gerçekten ahirete yakinen inanılsaydı, insanlar tebliğe ve inanç delillerine her şeyden daha çok önem verirlerdi. Eğer devletler savaşa ve savunmaya ayırdıkları dev bütçelerin %1'ini dinimizin sevdirilmesine ve İslam'ın yayılışına ayırsalardı, bugün pek çok düşmanımız yerine pek çok dostumuz olabilirdi. Fakat İslam, gayrimüslim ülkelerin ötesinde Müslüman ülkelerde dahi tam olarak anlaşılamamış ve yaşanamamıştır. Yok mudur Allah için yürekten inanan ve ben dinimle övünüyorum, arkasındayım, destekliyorum diyen hiç kimse? En büyük tebliğ projesi için
İslam'ın barış ve sevgi dolu ruhunu, akıl ve bilime ışık tutan büyük bilgeliğini tüm dünya ile paylaşmak için el ele verelim. Dirilişprojesi.com Asrın en büyük ilahi gizemleri, bilimsel kanıtlarıyla, dünyayı sarsan yeni keşifler, bilim adamlarının sunumu ve tüm kanıtlarıyla, Kur'an'da, Mekke'de, Kabe'de, Hazreti Muhammed'in hayatında ve tüm evrende altın oran, kaderin mührü, güneş ve cehennemin akılları durduran 109 kodlu mesajı, Kur'an'daki insanüstü simetrik tasarım, yeryüzüne kazınmış kutsal ruh, altın silüet, hacdaki Allah nişanı, kıyamet, yaratılış ve evren hakkındaki çarpıcı gizemler. Değişmeden önce kutsal gizemler başlıyor. Yerin o şiddetli depremle sarsıldığı, yerin ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman işte o gün haberlerini anlatacaktır. Kaynatılmış denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Denizler kaynatıldığı zaman. Yeryüzünün ağırlıkları olarak nitelenen magma kabakası, yer yüzeyine göre çok daha yoğun, ağır ve sıcak olduğu, büyük bir depremde zincirleme kırılan faylar arasından fışkırıp tüm denizleri buharlaştırabilecek potansiyele sahip olduğu gibi bilimsel veriler çok yakın bir geçmişte elde edilebilmişti. Dağlar göçü veren bir kum yığını haline gelecektir. Yer dümdüz edildiğinde, içinde olanları dışa atıp boşaldığında, yeryüzünün içindeki ağırlıkları basınçla kusarak magma ve lavla kaplanmasının ardından hayat son bulacak ve laflar donarak üzerinde hemen hiç yükselti olmayan dümdüz bir kayalığa dönüşecektir. Bu denli büyük bir lav patlamasının yeryüzünü dümdüz bir ova haline getireceğini vahiy almadan Peygamber Efendimiz'in bilmesine yine imkan yoktur. O gün göğü kitabın sayfalarını katlar gibi düreriz ve onu yaratılışa ilk başladığımız duruma iade ederiz. Bu üzerimizdeki bir vaattir. Elbette gerçekleştireceğiz. Böyle büyük bir felaket, yani kıyametin göğün yapısını değiştireceğini, hatta ilk haline geri çevireceğini söylüyor ayetler. Peki göğün ilk hali Kur'an'da nasıl anlatılıyordu?
Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, "İsteyerek veya istemeyerek gelin," dedi. İkisi de "isteyerek geldik," dediler. Hadean ismi verilen oluşum devresinde aşırı volkanik patlamalar ve gaz çıkışı nedeniyle tüm atmosfer duman kaplıydı. Ve bu zehirli sıcak gazlarla dolu yüksek basınçlı atmosferin zamanla kimyasal yapısı değişerek şimdiki berrak ve temiz atmosferimizin yerini almıştı. Ayetler mucizevi şekilde çok büyük bir depremin ve magmanın tüm dünyada fışkırmaya başlaması sonucunda atmosferin ilk yaratıldığı dönemlerdeki gibi zehirli duman ve gazlarla kaplanacağını haber vermektedir. Güneş dürüldüğü zaman, gezegenler saçıldığı zaman, kıyamet hesap verme dönemi, ahiret yaşamını anlatan Tekvir suresinin bu ayetlerinde ilginç bir astronomik bilgi verilmektedir. Güneşin dürüleceği, yani büzüşüp küçüleceği bilgisi. Gerçekten de güneş gelecekteki Kızıl Dev evresine geçerek dünyayı yutacak kadar büyüyecek ve ardından hızlı şekilde büzüşerek, yani dürülerek beyaz bir cüceye dönüşecektir. Bu olay sonunda gezegenler yörüngelerinden çıkarak büyük felaketlerle karşılaşacaklardır. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. Modern bilim, gelecekte yıldızların ışığının da mutlaka soğuyup söneceğini ya da bir kara delik tarafından yutulup çökertilerek söndürüleceğini tespit etmiştir. Çöktüğü zaman yıldıza andolsun. Güneşin başına gelecek bu çökmenin, yıldızların başına da geleceğini, yani güneşin de herhangi bir yıldız olduğunu ifade edercesine yaratıcı büyük bir ilimle göğün sırlarını insanlara açıklıyordu. Yıldızların ve güneşin çökeceğini ve gezegenlerin yörüngelerinden çıkacağını kim bilebilir ki? Rabbim gelip melekler saf saf dizildiğinde cehennem de o gün getirilmiştir. Toprak içine düşen her tohumu dirilterek çıkaran bir anne rahmi gibiydi. Ve bir tohum gibi toprağa düşen DNA yeniden dirilişin gizemini içinde barındırıyordu. Çok uzun çağlar sonra yaratıcının egemenliğiyle yüksek bilgi ve güce sahip bir topluluk ilahi emirle dirilişi ve adaleti gerçekleştirmek için dünyaya gelecek. Eski metinlerde ve taş yazıtlarda onlar için göklerden gelenler ya da Tanrı'nın güçlü orduları, kutsal kitaplarda ise onlara melekler denmişti. Dağların yeryüzünün derinliklerine uzanan kazık gibi kökleri oluşu ve deprem önleyici özellikleri, diğer taraftan dağların yürürcesine hareket ettiği Kur'an'da ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Öte yandan gökyüzünün de koruyucu bir çatı özelliğine sahip olması ve gökyüzünün de katmanlardan oluştuğu haber verilmesi, 1400 yıl önce Kur'an'da ifade edilmesi gerçek bir mucizedir. Yine kutsal kitabımızda kıyametin kopuşu ile ilgili son derece mükemmel ve anlamlı açıklamalar ve daha buna benzer nice tahmin edilmesi imkansız olan bilimsel gerçekleri Kur'an-ı Kerim'de görmek bilim adamlarını şaşırtmaktadır. Ancak günümüzde modern aygıtlar ve cihazlarla tespit edilebilen pek çok bilimsel gerçek 1400 yıl önce Peygamberimize vahiy yoluyla bildirilmiştir. Tüm bunlar ispatlamaktadır ki Kur'an'ın sahibi, yeri ve göğü var eden sonsuz ilim sahibi Yüce Allah'tır. Bir yer bilimci olarak ben bu mucizevi anlatımlara hayret ile tanık oldum. Aklı ve bilgisi olan her kişinin bu mucizeleri görünce secdeye vararak Rabbimizin ilminin ne denli geniş olduğunu ve bu kutsal kitabımızın ilahiliğini haykırması gerekir. Görmediniz mi? Allah nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı. Dolunay olmuş aya ki sizler binip binip geçeceksiniz elbette tabakadan tabakaya. Böyleyken
Onlar acaba neden iman etmezler? Günümüzde hepimizin bildiği bilimsel gerçeklerden biri olan yerin ve göğün tabakalardan oluştuğuna, göğün koruyucu yapısına ve her tabakanın farklı görevi olduğuna dair pek çok ayet bulunmaktadır. Fakat bu ayette ayrıca insanoğlunun tabakalardan oluşmuş göğü bir şeylere binerek geçeceği ve aya doğru gideceği anlatılmaktadır. Ayetin sonunda insanlara tahmin edilmesi imkansız pek çok gerçeğin ayrıntılarıyla haber verilmesine rağmen hala neden iman etmediklerini sorması çok düşündürücüdür. Ayrıca bilimsel verilere göre Dünya ile yaklaşık aynı yaşta olan uydumuz Ay'da ışık veren çok sıcak bir yapıya sahipti ve Dünya'yı aydınlatıyordu. Yakın geçmişte keşfedilen bu bilimsel veri Kur'an'da şöyle ifade edilmişti. Biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik ve gündüz ayetini aydınlatıcı kıldık. Ayet Arapça'da gösterge, yol aydınlatıcı işaret ve delil anlamında kullanılmaktadır. Gece ayetinin silindiği, dolayısıyla bir zamanlar gecelerin de aydınlık olduğu, zamanla karartıldığı anlamı çıkmaktadır. Güncel bilimsel verilerle tamamen uyumlu şekilde yüzlerce milyon yıl önce ay dünyamıza çok daha yakındı ve görüntüsü neredeyse tüm göğü kaplıyordu. Yanı sıra eski, sıcak ve erimiş yapısı nedeniyle gece dünya semasında güneş gibi parlamış. Fakat insanoğlu yeryüzüne gelmeden uzaklaştırılıp sönmüştür. Gecelerin bir dönemde büyük oranda aydınlık olduğunu ve sonradan karartıldığını bilmek eskiden imkansızdı. NASA Goddard'üssü kod 660'da çalıştığım sıralarda Kur'an'daki bir ayet beni dünya ve ayın geçmişi hakkında araştırma yapmaya sevk etmişti. Ayette gecelerin bir zamanlar aydınlık oldu fakat sonradan karartıldığı anlatılıyordu. Ayın oluşumu ile ilgili elimizdeki son veriler ve modeller üzerinden dünyanın çok eski zamanları ile ilgili birkaç hesap yaptığımda gördüm ki gerçekten de geçmişte geceleri çok farklıymış. Düşünün, ayın üzeri magma denizleriyle kaplı ve dünyaya şu andaki konumundan sadece onda biri uzaklığında. Yani dünyadan bakıldığında şu andakinden 10 kat daha büyük, dev, parlak kırmızı bir top olarak görülüyor. Güneş ile karşılaştırılabilir seviyede dünyayı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Yani gökyüzüne baktığımızda sanki birbirinden bağımsız hareket eden iki tane güneşimiz vardı. Yeryüzünde basit bir gece gündüz düzeni yoktu. Gökyüzü nadiren tam karanlık oluyor. Ne zaman gündüz, ne zaman gece, ne zaman yaz, ne zaman kış belli olmuyordu. İlginç değil mi? Daha da ilginci bunun Kur'an'da açık ve veciz olarak anlatılması. Çünkü bırakın 1400 yıl önceyi, daha 50 yıl kadar önce bile bu bilgilerin hiçbirinden haberdar değildik ve tahmin bile edemezdik. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat Suresi 47. Bilim adamları tüm evrenin tek bir noktadan patlayarak etrafa yayıldığını ve bu şekilde etrafa giderek yayılıp balon gibi şişerek genişlediğini keşfetmişlerdir. Bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllardaki gözlemlerle de kesinlik kazandı.
Allah her şeyi ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir. Rakamlanmış bir kitaptır o. Yakınlaştırılmış olanlar tanıklık eder ona. Rastgele kelimeler değil, dinin temel kavramları olan kelimelerin birbirine denk ya da anlamına uygun sayılarda tekrar etmesi, 100.000'den fazla kelimenin bulunduğu bir kitapta son derece zor bir iştir. Hazreti Muhammed, Kur'an'ın ifadesiyle ümmiydi. Yani okuması yazması yoktu. Kendisinin 1400 yıl önce Kur'an'da yer alan yüz binlerce kelimenin sayısını organize edip temel kavramlar üzerinde eşit sayıda kelimeler oluşturacak ileri teknoloji bilgisayarları yoktu. Vahyin ömrünün son günlerine kadar ansızın geldi. Ve ne zaman Kur'an'ın tamamlanacağını bilmediği düşünülürse, Kur'an'daki kelimelerin sayısını ilahi bir gücün tasarladığı kesinleşmiş olur. Manevi alemdeki iyiler ve kötüler gibi iki farklı kutbu temsil eden şeytan ve melek kelimeleri 88'er kez tekrar eder. Ahiret, dünyanın yansımasıdır. Kur'an'da dinin üzerine inşa edildiği bu iki temel kelimenin tekrar sayıları eşit ve 115'erdir. İlginçtir ki iyiler kelimesi, kötüler kelimesinin tam iki misli sayıda tekrar edilerek Allah'ın merhametinin gazaba kıyasla çokluğunu ve galibiyetini simgeler. İyiler 6 kez, kötüler 3 kez tekrar eder. Kur'an'da cehennemin 7 kapısı olduğu belirtilir. Hadislerde ise cennetin 8 kapısı olduğu ifade edilmiştir. Aradaki tek bir rakamlık fark, kelime sayılarında da hikmetli şekilde kendini gösterir. Kur'an'da cennet kelimesi 78 kez, cehennem kelimesi 77 kez geçmektedir. Kur'an'da 513 kez Resul kelimesi geçmektedir. Resul, Allah'ın emriyle ilahi kanunları insanlara aktaran görevlendirilmiş kişi anlamına gelir. Kur'an'da ismi geçen Resullerin isimlerinin tekrar sayısı da 513'tür. Allah böylece onların bu kutsal görevini yüz binlerce kelime içinden Resul kelimesi ve özel isimlerinin sayılarını eşit 513'te tutarak tasdik etmiştir. Kur'an'da içki ve sarhoşluk kelimeleri de aralarındaki bağdan ötürü eşit sayıda 6'şar kez tekrar etmiştir. Kur'an'da Allah'ın zekatı verilen malı bereketlendirip artıracağı ifade edilmiştir. Bu hikmetli ifadeye uygun olarak zekat kelimesi ve bereket kelimesi de Kur'an'da eşit sayıda 32'şer kez tekrar eder. Son derece ilginç bir detay da Hazreti İsa ve Hazreti Adem ile ilgili ayette gizlenir. Âl-i İmrân suresi 59. ayet. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Ayette Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın aynı şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Son derece hikmetli bir şekilde her iki peygamberin isimlerinin tekrar sayıları da birbirine eşit, yani 25'tir. Gün, ay, günler ve kamer kelimelerinin tekrar sayıları da son derece muhteşem bir mana içerir. Yevm kelimesi tüm türevleriyle Kur'an'da 445 kez geçmektedir. Tekil gün kelimelerinden ek almadan yalın halde kullanılmış olanlarının toplamı 365 eder. Yevm kelimesini diğer türevleriyle toplayınca karşımıza 354 rakamı çıkacaktır. Yani hicri takvime göre bir yıldaki gün sayısı.
edebiyatında ayların sayısı 12'dir. Bu ayette geçen ve aylar manasına gelen eşru kelimesi de Kur'an'da 12 kez geçer. Günler kelimesi çoğul haliyle Kur'an'da 30 kez tekrar etmektedir. Dünyanın uydusu olan ay anlamına gelen kamer kelimesi de Kur'an'da 27 kez geçer. Ayın kendi çevresinde bir kez dönmesi, yani ayın bir günü 27 dünya gününe eşittir. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet ve 10 binlerce kelime bulunmaktadır. Bu kadar uzun ve edebi olarak harikulade olan bir kitaptaki anahtar kelime sayılarının mükemmel şekilde hikmete uygun olarak eşit sayılarda denk düşmesi kesinlikle tesadüfle açıklanamaz. Benzeri işlemleri başka kitaplarda denediğimizde Kur'an-ı Kerim'deki gibi bir sonucun yakınına dahi yaklaşabilmemiz mümkün değildir. Sayısız örneklerle dolu olan Kur'an'ın harf ve kelimelerinin nizamı ile ilgili eşsiz ve insan üstü yönü onun ilahi bir kitap olduğunu gözler önüne sermektedir. Hasenat isimli Arapça Kur'an'da kelime sayısı tespitine yarayan program ile ya da Mu'camül Müferres isimli Kur'an fihristiyle, dilerseniz Arapça bilen bir kişinin de yardımıyla kolayca bu mucizeye siz de tanıklık edebilirsiniz. Ben onu ayetlere insan sözü diyeni Sekar'a sokacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? Ne alıkoyar ne de bırakır. İnsanlığa levhalar sunar. Üzerinde 19 vardır. Geçmişte bazı çevreler tarafından Müddessir suresindeki üzerinde 19 vardır ifadesi Kur'an için söylenmiş zannedilerek bazı açıklamalar yapılmıştı. Fakat gerçekte ayetlerde ifade edilen 19 Sekar'dı ve o kafirlerin içine düşeceği deriyi kavurabilen bir ateş azabıydı. Müddessir suresi 31. ayette şöyle buyurulmuştur. Biz ateşin koruyucularını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Sekar ve koruyucuları ile sayıların kafirler için bir imtihan, kitap ehli yani Hristiyanlar ve Yahudiler için öğretici ve kesin inandırıcı, iman edenlerin ise imanını arttırıcı özellikle olduğu ifade edilmektedir. Ardından ay, gece, gündüz ve aydınlanan dünya şahit tutularak yemin edilmiş, bunun insanlık için en büyük uyarıcılardan biri olduğu söylenmiştir. Nedir bu derece büyük olan sır? Üzerinde 19 olan şeyle ilgili. Güneşin içine yan yana 109 adet dünya sığmaktadır. Güneşle dünya arasındaki mesafe maksimum seviyedeyken, dünya ile güneş arasına da 109 adet güneş sığar.
Dünya ve Güneş arasındaki 109'lu yankılanmaya uydumuz olan Ay da katılır. Ay'ın ekvator çevresi 109,16 çarpı 100 kilometre eşittir 10.916 kilometre. Ay Dünya'ya düzenli şekilde yaklaşıp uzaklaşır. Bu gelgit aralığının tam orta noktasına geldiğinde Dünya ile Ay arasına tam olarak 109 adet Ay yan yana sığabilir. Güneşin saptırıcı etkisi hesaba katılmadan yapılan ölçümlerde ise Ay, gelgit aralığının altın oran noktasındayken 109 değerine ulaşır. Bir yıl 365,25 gündür. Eğer Dünya yılda bir kez kendi çevresinde dönseydi, bu durumda her gün sadece 109 kilometre dönmüş olacaktı. Peki ya Dünya'nın saatteki maksimum hızı nedir? Tabii ki 109.044 kilometre. Ay ve Dünya'nın çevresindeki oranlarda kendisini gösteren 109 sayısı acaba Güneş'te de bulunuyor muydu? Ay'ın çevresi çarpı Dünya'nın çevresi eşittir Güneş'in çevresi çarpı 100'dür. Dünya'nın hacmi yaşanabilir atmosferi ile birlikte kaç kilometre küptür? Yine 109 çarpı 10 üzeri 10 kilometre küp. Ay'ın hacmi 109,85 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 8 kilometre küp. Sayılardaki bu muhteşem armoni ve yansımaları fizik kanunları gerekli kılmamaktadır. Bu adeta bir tasarımcının mühendislik açısından muhteşem olan bir sistemi. Aynı zamanda görsel orantılar ve estetik açıdan da çarpıcı ve mesaj verici bir özellik kazandırma arzusunun sonucudur. Güneş sisteminde başka hiçbir gezegen ve uydusu temel ölçüleri açısından Güneş'le armonik bir orantısallığa sahip değildir. Ay, Güneş'in 1/400 boyutundadır ve Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile Ay'a olan uzaklığı arasındaki oranda yine 1/400'dir. Bunca oran ve uzaklık farkına rağmen gökyüzüne bakıldığında ikisi de eşit büyüklükte görünürler. Tesadüfle ve rastgele yapılan resimlerde böyle muhteşem oranlar ve eşitlikler görünmemektedir. Ay Dünya'nın çevresinde 27,32 günde döner ve ay çapı Dünya çapının %27,31'idir. NASA'nın ölçümlerde küçük miktarlarda sapma olabileceğini itiraf ettiğini hatırlarsak, 10.000'de birlik muhteşem bir benzeşme. Kur'an bir sureye uydumuz olan Ay'ın ismini vermiştir ki, o bütün bu harikulade oranların temel yapı taşını oluşturmaktadır. Ay suresinin matematiksel değeri toplamı 109'dur. Ayet sayısı 55, sıra nosu 54. Ayrıca Kur'an'da Ay ve Güneş'in adeta fizik kanunları aşılarak her ikisine de boyun eğdirilip bir düzene girmeye zorlandığını ve diğer gezegenlerde olmayan bir durum sergilendiğini ifade eden iki ayet göze çarpmaktadır. Bu ayetlerden ilki, Güneş'i ışıklı, Ay'ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona, Ay'a, bir takım menziller takdir eden odur. Allah bunları ancak bir gerçeğe ve hikmete binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır. Gece ve gündüzün değişmesinde, uzayıp kısalmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, onu inkar etmekten sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. Ayette, Ay ve Güneş'in yaratıcı tarafından doğrudan müdahale edilerek konumlarının ve özelliklerinin takdir edildiği ifade edilmektedir. Bu üstün düzeni tanımlayan ayetin harf sayısı 109'dur. Ayrıca bu ayetin içinde bulunduğu surenin ayet sayısı da 109'dur. Surenin 109. kelimesi yine bu ayetin içine düşmektedir ve 109. kelime
deliller manasına gelen ayetun kelimesidir. Ayetin sonunda bilgili bir toplum için pek çok deliller vardır denmesi, matematik ve astronomiye vakıf olan modern insanlığa mesaj vermesi açısından son derece hikmetlidir ve ayetin adresini göstermekte sadece bilgili, sakınan bir toplumun bu ayetin mucizevi delillerini anlayabileceğini ifade etmektedir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Yaratıcı bu ayette güneş sistemindeki diğer gök cisimlerinden farklı olarak aya ve güneşe boyun eğdirdiğini ve hassas yörüngelere koyduğunu ifade etmektedir. Bu ayetin harf sayısı da 109'dur. Yapılan hesaplamalar ancak onlu sistemde kilometre cinsinde ölçü kullanıldığında bu simetrik yansımaları vermektedir. Yaratıcı, Kur'an'daki ilahi mesajının ve gizemlerinin ortaya çıkacağı bir zaman geleceğini biliyordu. On parmağa sahip olan ve onlu sayı sistemini kullanacağı bilinen bu türün, astronomik bilgilere erişeceği zamanın gelmesi bekleniyordu. İşte o gün, bugündü. Tüm astronomik bilgiler NASA'dan alınmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Sekar kavurucu olan ve kafirlerin içine atılacağı güneştir. Ayetlerde ve hadislerde güneşin cehennem olduğuna ilişkin açık bir ifade bulunmasa da, birazdan görüleceği üzere güneşin insanlığa vereceği azap, cehennem sıkıntısının ilk parçası olacağı işaretini vermektedir. Bilimsel verilere göre belirsiz bir süre sonra güneş, diğer kendi boyutundaki yıldızlar gibi kızıl dev evresine geçip şiddetle genişleyecek ve dünyayı yutacaktır. Hemen ardından hızla içine çöküp beyaz cüceye dönüşecektir. Ayet ve hadislerde önceden kestirilmesi imkansız bu sıra dışı astronomik olaya insanların zamanın belli devrelerinde tanık olacağı ifade edilmiştir. Gök yerinden söküldüğünde, cehennem daha fazla kızıştırıldığında, arz parça parça olduğunda, Rabbinin emrinin gelip melekler saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de yakına getirilmiştir. Şüphesiz ki cehennem herkesin güzergahıdır. Sizden hiçbiriniz istisna edilmeksizin hepiniz cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbin katında kesinleşmiş hükümdür. Miktat bin Esved'den nakledilir. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü güneş halka yaklaştırılır da, nihayet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur. Güneş onları adeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi diz kapaklarına kadar, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır. Beyhaki isimli hadis kitabından ikinci bir hadisi İbni Mesud naklediyor. İnsanlar haşrolunduklarında 40 yıl gözleri semaya dikili olarak beklerler. Kendilerine kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada güneş başlarının ucunda kendilerini yakar. Dünyanız içindekilerle beraber cehenneme atıldığı zaman bir su damlası gibi buharlaşıp yok olacaktır.
elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız mutlaka cehennemi görürdünüz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Günümüzde gelişmiş aygıtlar ve teknoloji sayesinde kesin bir bilgiyle pek çok şey hakkında yeterli bilgiye ulaştık. Öyleyse artık yakinen cehennem azabı ve başlangıcı hakkında kesin bilgiye ulaşmış olmamız gerekiyor. Onu kesin olarak göreceğimizi ifade eden ayetin matematiksel 102'ye 7 olan sayısal değeri toplamı 109'dur. 102 artı 7 eşittir 109. Surenin başından bu ayete kadar 19 kelime vardır. Bu ayet 19 harften oluşur, onu noktalı, 9'u noktasız harftir. Bu ayetten Kur'an'ın sonuna kadar tam 109 çarpı 10 harf vardır. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ''Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında varmadan sizi kırmasın.'' dedi. Oxford Üniversitesi'nden Jeremy Thomas, karıncaların kraliçe karıncadan yapacakları işlere dair sesli emir aldıklarını ispatladı ve bu sesleri kaydetmeyi başardı. Kraliçenin sesi duyulduğunda işçi karıncaların antenleri havada ve çeneleri açık, saatlerce hareketsiz ve hazır olda beklediklerini kaydetti. Emri veren bir dişi karıncaydı, yani kraliçe karınca. Ayrıca karıncalar dünyasında dışarıda yiyecek arayan ya da savunma görevini üstlenenler sadece kısır dişi karıncalardır. Erkekler yuvada çiftleşmekten başka bir iş yapmazlar ve bunun ardından ölürler. Erkek karıncalar da kanatlı olabileceği için kraliçe ile kolayca karıştırılabilirler. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi karıncaların seslenerek haberleşmesi ve bu haberleşmenin yine dişiler arasında olduğunu, hatta emir komuta zincirinde dişi olanın en üstte olduğunu ifade etmesidir. Ayrıca ordu üzerinden geçerse ezilirsiniz yerine sert cisimler için kullanılan kırılmak kelimesinin kullanılması da çok dikkat çekicidir. Çünkü karıncaların vücutları bir kristal ya da camı andırır, ezilmez. Kırılarak ölür ya da sakat kalırdı. Karıncaların sesli haberleştikleri, dışarıda çalışıp uyarı veya emir verebilecek karıncanın dişi karınca olduğunu ve karıncaların ezilmeyen fakat kırılgan bir bedene sahip olduğu asla 1400 yıl önce bilinemez ya da tahmin bile edilemezdi. Örümcek ağını sadece dişi örümceklerin örebildiği 1984 yılında keşfedilmişti. Dişi örümcek yuvası, diğer hayvanlardan farklı olarak yuvasına birleşmek için gelen erkek örümceği öldürüp yer. Bu nedenle dünyanın en ürkütücü yuvası dişi örümcek yuvasıdır. Kur'an, mikroskopların olmadığı 1400 yıl önce bilimin yeni keşfettiği bu bilgileri hayret uyandırıcı bir doğrulukla anlatıyordu. Allah'tan başka dostlar edinenlerin örneği, kendisine ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en güvensizi
dişi örümceğin evidir. Bir bilselerdi. Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir delil vardır. Arapçada bir işi erkek yapıyorsa farklı, dişi yapıyorsa farklı bir ek alır fiiller. Bu şekilde o fiili hangi cinsiyete sahip bir canlı yapıyor hemen anlaşılabilir. Kur'an bizlere ev yapma yani petek yapımı, dağlarda uçup çiçek aramak, bal yapmak gibi tüm görevlerin dişi arıya vahyedildiğini söylüyor. Peki erkek arılar ne yapıyor? Erkek arıların kovan içindeki tek fonksiyonları kraliçe arıyı döllemektir. Vücut yapıları farklı işler yapmaya izin vermez. Arıların yaşamı ve cinsiyetleriyle ilgili bilgiler yakın bir zamana kadar karanlıktaydı. Hatta genel inanış bal toplayan işçi arıların erkek olduğu şeklindeydi. Verilen bu bilgi kendisinde hiçbir çelişki ve yanlış bulunmayan Kur'an'ın açık bir mucizesiydi. Doğrusu çiftleri, erkek ve dişiyi yaradan O'dur. Bir damla sudan meni döküldüğü zaman. Ayetlerden anlaşıldığı üzere menide bulunan bir parça insanı oluşturmakta ve erkek ya da dişi olmasında bu parça etkili olmaktadır. Bu durum göstermektedir ki bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde kesinlikle erkeğin sıvısı olan meni etkilidir. Tarihe kazınmış büyük bir ayıbı ortadan kaldıran Kur'an-ı Kerim, böylelikle erkek çocuk doğuramadı diye tarih boyunca suçlanmış ve horlanmış kadını büyük bir bilimsel gerçeği açıklayarak korumuştur. Kur'an-ı Kerim'de gerek arı, gerek karınca, gerekse örümcekle alakalı çok veciz, belli ifadeler yer almaktadır. Burada bu hayvanların dişi olduğu ifade edilmektedir. Halbuki biz bugünkü teknik imkanlarla bu hayvanların cinsiyeti hakkında yeni yeni bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla 1400 yıl önce okuması yazması olmayan, yani ümmi bir zat olan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu hayvanların cinsiyetiyle alakalı ifade kullanması mümkün değildir. Dolayısıyla bu ifadeler tamamen Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu ve Kur'an'ın mucize olduğunun en açık, en belli delillerindendir. Evren rastgele şekiller yerine, hemen her varlığın temasına işlenmiş simetrik bir tasarımı içinde barındırır. Tüm gezegenlerin, galaksilerin ve yıldızların yapısında, tüm yapraklar, bitki gövdeleri ve dallanmanın temel yapısında, tüm insanların, hayvanların beden ve yüzlerinde, tüm moleküler yapılarda, kar kristallerinde, matematikte oluşabilecek tüm eşkenar, dörtgen ve dairelerde simetri bulunmaktadır. Simetri, bir düzen içinde, birbirine eş görünümde, İkili benzeşik yapıların oluşmasıdır. Evreni oluşturan ve birbiriyle harikulade bir düzen içinde hareket eden her parçanın tesadüf eseri ve karma karışık şekillenmiş olmadığını ispatlayan önemli işaretlerden biridir. Tüm evrende görülen simetrinin, yaratıcının en büyük eserlerinden biri olan Kur'an'ın matematiksel örgüsünde görülmesi son derecede anlamlıdır. Hesap yapıcı olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. Ayet. Allah sözün en güzelini,
ikili tekrarlı kitap olarak indirdi. Ayetlerde geçen ikili, ikizli, ikili tekrarlı gibi ifadelerin hikmeti hep merak konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar günümüzde surelerin ayet ve sıra numaralarındaki olağanüstü bir simetriyi gözler önüne sermiştir. Kur'an'da her sure iki farklı değere sahiptir. Örneğin Fatiha suresinin sıra numarası 1, ayet sayısı 7'dir. Kısacası burada vurgulamak istediğimiz Fatiha suresinin tek ve tek kısmında bulunacak olmasıdır. Araf suresi, sıra numarası 7, ayet sayısı 206. Bu durumda Araf suresi tek ve çift kısmında yer alacaktır tablomuzda. Böylelikle tek tek, çift çift, tek çift, çift tek olmak üzere 4 gruba ayırdığımız tabloda tüm ihtimalleri sıralamış oluyoruz. Karşımıza simetrik bir tablo ortaya çıkıyor. Kur'an'da sıra numarası tek, ayet sayısı tek olan sureler kümesi de sıra numarası çift, ayet sayısı tek olan sureler kümesi de 27'şer adet sureden oluşan simetrik bir görünüm sergiler. Sıra numarası çift, ayet sayısı çift olan sure sayısı 30'dur. Aynı şekilde sıra numarası çift, ayet sayısı tek olan sure sayısı da 30'dur. Bu açıdan bakılınca teklik ve çiftlik açısından aynı sıra numarası ve ayet sayı değerlerine sahip sureler 57'şer adetlik simetrik bir görünüm sergiler. Ayet sayısı sıra numarasından büyük olan sureler kümesi de tek ve çift gruplandırma açısından simetrik görünüm arz ederler. Bu kurala ayet sayısı sıra numarasından küçük olan sureler kümesi de mükemmel şekilde uyar. Fatiha suresi birinci sırada ve 7 ayetten oluşur. Toplam matematiksel değeri ise 1 artı 7, 8'dir. Kur'an'daki matematiksel değerler toplamı, çift olan sureler kümesi toplamı 6236'dır. Kur'an'daki tüm surelerin ayet sayıları toplamı da 6236'dır. Aynı denklik surelerin birden 114'e kadar devam eder halde bulunan sıra sayıları toplamı ile surelerin matematiksel değerleri toplamı tek olan sureler kümesinde de görülür. Bu iki kümede 6555 değerine sahiptir. Bu iki ihtimalin birden gerçekleşmesi 100 milyonda birlik bir ihtimaldir. Fakat Kur'an'daki bu simetrik matematiksel tasarım bununla sınırlı kalmaz. Daha yüzlerce tablo ile insan aklının ulaşamayacağı sofistike bir simetrik yapıyı içinde gizler. Kur'an'daki en uzun 57 sure ile geriye kalan 57 kısa sure kümeleri tek ve çift olarak tasnif edildiklerinde yine bir simetri ile karşılaşılır. Kur'an'da daha pek çok türde simetrik tasarımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları konu başlıklarına göre asal sayılar, ikiye bölünen ancak üçe bölünemeyen sayılar, üçe bölünen ancak ikiye bölünemeyen sayılar, asal çarpanlar toplamı, mükemmel sayılar, zengin sayılar, kıt sayılar ve daha niceleri. Eğer konu ile ilgili tüm açıklamaları, ispat ve tabloları incelemek istiyorsanız, lütfen Kutsal Gizemler yayınlarına ait Doçent Doktor Halis Aydemir'in Kur'an-ı Kerim, Simetri Kitap isimli eserini mutlaka okuyunuz. Surelerin sıra numaralarıyla ayet sayıları birlikte düşünüldüğünde, 114 sayıdan oluşan karşılıklı iki sayısal dizi ortaya çıkar. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bir sayısal yapı üzerine oturmaktadır. Konusunu ettiğimiz bu yapının dağınık bir yapımı yoksa düzenli bir yapımı olduğunu araştırmak mümkündür. Zira sayıların nitelikleri ve buna bağlı olarak tür ve çeşitleri matematik ilminde belirlenmiştir. Örneğin ilk akla gelen tek sayı çift sayı ayrımıdır. Yahut asal sayı bileşik sayı ayrımıdır. Bu ve benzeri sayıların Kur'an-ı Kerim'in yapısını teşkil eden sistemde nasıl yer aldığını incelediğimizde karşımıza insanı hayrete düşüren düzenli bir yapı çıkmaktadır. Bu yapı
ikili, simetrik bir dizilim şeklinde kendini göstermektedir. Bu yapıyı tek ve çift sayılarda, asal sayılarda, kırk zengin ve mükemmel sayılarda ve daha pek çok başlık altında görmek mümkündür. Bu durum sadece bizim algıladığımız bir manzara değil, başkalarının da kolaylıkla test edip görebileceği türden açık ve net bir sonuçtur. Bu yapının tesadüfen oluşmuş olma ihtimalini öngörmek bir matematikçi için abesle iştigal olur. Düzenleyici bir elin varlığını kabul etmek ilmi bir zorunluluktur. Bu el bir insan eli mi yoksa ilahi bir el midir? Bu elin bir insan eli olduğunu iddia edenler, matematiğin bu denli geliştiği günümüzde, gerekirse bilgisayarlardan da yardım alarak, aynı simetrik neticeleri veren alternatif bir sayı dizisi oluşturmalıdırlar. Aksi takdirde itirazlarının bilimsel anlamda bir değeri olmayacaktır. Kaldı ki ele alınan kriterlerin bir kısmı modern çağda son şeklini almış matematiksel tanımlardır. Şunu da ilave etmekte yarar var. Kur'an-ı Kerim konusunu ettiğimiz bu harikulade yapısını bizatihi kendisi pek de kapalı olmayan bir dille haber vermektedir. Allah'tır sözün en güzelini ikili simetrik bir kitap olarak indirmiş olan.